Üçüncü oturumu yönetmek üzere Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Gültane Pekdoğan'ı sunumlarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Remzi Demir'i sahneye davet ediyorum. Merhabalar arkadaşlar. Oturumumuz 40 dakika sürecektir. Ardından soru cevap. Şimdi hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın hocalarım, sayın konuklar, sayın öğrenciler. Ben bugün Türkiye'deki aydınlanma sürecini bilim sosyolojisinin sunmuş olduğu imkanlar çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağım. Malum, bilim politik bir faaliyettir. Ve bu faaliyetleri günümüzde artık yavaş yavaş epistemik cemaat olarak adlandırılan bilim toplulukları yönlendirmektedir. 18. yüzyıl aydınlanma döneminde Doğu'da ve özellikle benim burada konu edindiğim Osmanlı dünyasında epistemik cemaat olarak adlandırdığımız bilgi veya ilim topluluğu 17. veya 16. yüzyıldaki birliğini yavaş yavaş kaybetmeye ve kendi arasında iki temel cemaate bölünmeye başlamıştı. Bu cemaatlerden birini dini cemaat, dini epistemik cemaat veya gelenekçi cemaat, diğerini ise la dini epistemik cemaat veya yenilikçi cemaat olarak adlandırmak mümkündür. Bu çağda da aslında bilginin efendisi medreselerde yetişen ve genel olarak devletin çeşitli kadrolarında görev yapan ulema olarak adlandırdığımız cemaattir. Bilginin efendisi yine bunlardır. Ama 18. yüzyılda özellikle 3. Ahmet, 3. Mustafa ve 3. Selim dönemlerindeki reformlarla birlikte yeni bir epistemik cemaatte palazlanmaya başlamıştır. Kimlerden oluşmaktadır bu yeni cemaat? Özellikle katiplerden, asker sınıfında topçulardan ve denizcilerden,
hekimlerden, yabancı ülkelerden, bilhassa Fransa'dan, İngiltere'den gelen mühendislerden ve teknisyenlerden, dönmelerden, İbrahim Teferika gibi dönmelerden veya Humbaracı Ahmet Paşa gibi dönmelerden oluşan farklı bir epistemik cemaattir. Bu cemaat giderek 18. yüzyıl içerisinde güçlenmiş ve geleneksel epistemik cemaatle çatışmaya başlamıştır. Bu nedenle 18. yüzyılın siyasi ve askeri olaylarını tahlil ederken kanaatime göre bu iki epistemik cemaatin ilişkilerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Sanki tarihsel dinamikleri bu iki cemaatin birbirleriyle çatışmaları belirlemiş gibi görünmektedir. Bu iki cemaatten gelenekçi cemaat adını verdiği ulemayı, ulemanın ilim ve alim algısını son günlerde yayınlanan bir kitapta görmek mümkündür. Bu kitabın adı Kevakib-i Seb'a Risalesidir. 1741 yılında Fransa kralının isteği üzerine Reis-ül Küttab tarafından muhtemelen adı bilinmeyen bir medrese alimine yazdırılmış olan bu kitap Osmanlılardaki ilim ve alim algısını çok güzel, çok ayrıntılı bir biçimde betimlemektedir. Diğer cemaat ise daha önceki yıllarda Türkçe'ye çevrilmiş olan Giambattista Toderini'nin Türklerin Yazılı Kültürü adlı bu muhteşem eserinden izlenebilmektedir. Öyleyse 18. yüzyıla geldiğimizde iki cemaat oluşmuştur. Yenilikçi cemaat giderek palazlanmakta ve gelenekçi cemaatle çatışmaktadır. Ve bunlar arasındaki bu çatışma tarihin önemli dinamiklerinden birini ortaya koymaktadır. Şimdi bu ilk kitapta Kevakib-i Seb'a Risalesi'nde bu dönemin 18. yüzyılda hala canlılığını koruyan geleneksel epistemik cemaatin ilim algısını ana çizgileriyle tarif etmeye çalıştı. Bu algıya göre ilimler ikiye ayrılır. Akli ve nakli ilimler olmak üzere. Ama nakli ilimlerden özellikle fıkhın bütün ilimler üzerinde bir hakimiyeti. Dolayısıyla bu ilimle uğraşan fakihlere, kadıları bütün bu ilimler üzerinde mutlak bir egemenliği, hakimiyeti vardır. Akli ilimler ve fakihlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nispetle öğretilmiş ve öğrenilmiştir. Ama epistemik açıdan bakıldığında bu iki ilim alanı birbiriyle uzlaştırılamayacak alanlar. Kaynakları farklıdır. Birisinin kaynağı akıl, diğerinin kaynağı nakil, yani Kur'an'dan ve hadislerden yapılan alıntılardır. Yöntemleri bakımından da farklıdır. Ama bütün bir İslam düşünce tarihi boyunca bu iki alan birbiriyle uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Gelenekçi cemaat olarak adlandırdığımız bu cemaatin ilimden ve alimden ne algıladıklarını şimdi bu kitabın bazı kısımlarından alıntılar yaparak göstermek istiyorum. Burada
Kemal Kilisema 7 yıldız demektir. 7 bölüm halinde toplam 360 tane ilim tanıtılmıştır. Bu ilimlerden bir tanesi de burada gördüğünüz ilmu keyfiyeti ersat, yani rasatlar, gözlemler ilmidir. Rasatlar, gözlemler ilmidir. Önce ilim tanımlanmış. Mesela menfaati, yararı, ilmi heyeti, astronomiyi tamamlamaktır. Birçok kitabı bulunmaktadır. İslamiyyunda, yani Müslümanlar arasında öncekiler ve sonrakiler bir takım malum rasathaneler inşa etmiş ve rasatlar yapmışlardır. Hatta burası çok önemli. 800 tarihinde, Hicri 800 tarihinde Ulu Bey adında bir padişah rasadın tekaddiminde, evvelkilerin gözlemlerinde bir takım bozuklukların olduğunu anlayarak yeniden rasatlar yapmış. Ahkam-ı Kevakib'i, çok astronomik bir terim görünmüyor, Ahkam-ı Kevakib. Daha ziyade astrolojik bir terim gibi görünüyor. Gezegenleri, hükümlerini çıkarsamış, hala istimal olunan, kullanılan ziç, yani almanak bu ziçtir. 18. yüzyıldayız. 18. yüzyılda Osmanlı astronomları ve muvakkitleri, geleneksel cemaate mensup astronomlar ve muvakkitler hala demek ki 1490'larda 49'da 1449'da yazılmış bir almanağı kullanmayı sürdürmektedir. Yani takriben 3 asır önce yazılmış bir almanak hala Osmanlı alimlerinin temel başvuru kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Bu aradan geçen süre içerisinde Osmanlıların rasatlarını yenileme ihtiyacı duymadıkları anlamına gelir. Bir istisna, biliyorsunuz 1575'te İstanbul'da takvimlerin kurmuş olduğu rasathanede 5 yıl süresince yeni rasatlar yapılmış, fakat bu rasatlardan elde edilen sonuçlarla cari, yani yürürlükte kalabilecek bir almanak teşkil edilmemiştir. Dolayısıyla 18. yüzyıl astronomisi, ulemanın bildiği astronomi, 18. yüzyıl batının astronomisinden oldukça geride kalmış bir astronomi görülmektedir. Bu kitabın yine başka bölümlerinden dönemin ilim birikimi ve algısı konusunda fikir edinmemiz mümkündür. Ben bir yeri okuyacağım. Bakın, pes malum oldu ki, bilindi ki, ulema-i İslam, İslam bilginleri bütün ilimlerde diğer milletlere iştirakından tefevvuku dahi, yani onları aşabilmişlerdir. Diğer milletlerin ulum-u akliyeden, akli ilimlerden bildikleri ilimler şu adı geçen 5 kişinin, ki 6 oluyor burada, 5 kişinin ilimleridir. Kimlermiş bunlar? Platon, Aristoteles, Hipokrates, Galenos, Ökleides ve Batlamyus, Ptolemaios. Kütübünde, kitaplarında olan bilimlerdir. O ulum, yani bu ilimler çeşitleriyle İslam alimlerinin akıllarında ve satırlarında yazılıdır. 18. yüzyıl Osmanlı alimlerinin bilgisi Platon,
Aristo, Hipokrates, Galenos, Ökleides ve Platonus gibi otoriteleri bilgisiyle sınırlı kalmış. Ahmin imgesine bakalım. Yani bu şunu gösteriyor. Ulema köhnemiş bir ilim birikiminin ve ilim algısının temsilcisiydi ve bu birikimle dünyaya doğru bir şekilde müdahale etme, dolayısıyla hükümdarı veya yöneticileri yönlendirme imkanı yoktu. Dünya 18. yüzyılda çok değişmişti. Alim imgesine bakalım. Evet. Bir alim veya ilim talibi nasıl olmalıdır? Hangi niteliklere sahip olmalıdır? Sorusuna bu satırlar cevap veriyor. Sokrates'ten nakl olunur ki, aktarılır ki ilim talibi için şunlar lazımdır. Şap olan, genç, farigül kalp, kalbi bütün uğraşlardan kurtulmuş olan, dünyaya iltifat etmeye, mültefit olmaya, mizacı düzgün olan, ilim üzerine bir şeyi tercih etmemek üzere ilmi seven, doğru ve doğası gereği insaflı olan, mütedeyyin ve emin olan. Burası çok önemli. Yani alimin demek ki temel sıfatlarından bir tanesi mütedeyyin ve emin olan. Vazayet-i şer'iye, şer'i görevler ve dini amellerde alim. Biraz önce söylemiştik ya, akli ilimler ve nakli ilimler aynı adeta torbanın çuvalı içine atıldığı için böyle bir ilim algısı doğrudan doğruya alim algısını da belirleyecektir. Demek ki şer'i görevler ve dini amellerde alim olan şari'nin, yani şeriatı koyanın vacip kıldığı, gerekli kıldığı ile amel eyleyen, haram ettiğinden de kaçınan falan falan. Aşağı yukarı biz alimden ne anlaşıldığını, bu ekstelik cemaat tarafından alim denildiğinde ne anlaşıldığını da bu satırlarla anlamış bulunuyoruz. Evet. Fakat aynı yüzyılda bu defa Toderini'nin Türklerin yazılı kültürünü tanıklık ettiği başta gelişmeler de yaşandı. Yani 18. yüzyılda. Toderini Venedikli bir düşünür, filozof. İtalyan sefiriyle birlikte İstanbul'a gelmiş. 5-6 sene kadar İstanbul'da kalmış ve 1787 yılında İstanbul'un diyelim ilim alemini bu muhteşem eseriyle tanıtmış. O dönemde yazılan Türklerin ilmini tanıtan en iyi kitap bence bu. Bunun bir İtalyan tarafından yazılmış olması çok acıklı bir durum tabii. Çok acıklı bir durum. Bu bize hem gelenekçi epistemik cemaat hakkında hem de yeni yeni palazlanmaya başlayan yenilikçi epistemik cemaat hakkında bazı önemli şeyler söylüyor. Bakın, ondan şimdi bazı alıntılar yapacağım. Nüfusun diyor, büyük bölümünün ilimlerde ilerleme kaydetmesini Avrupa'daki yeni aydınlanmanın farkında, yeni aydınlanmadan yararlanmasını durduran, neredeyse aşılmaz bir diğer engel edebiyatlarından. Edebiyat derken kastettiği literatür. Yani her türlü
her türlü kalem eseri. Edebiyatlarından duydukları gurur ve kendi dinlerinden olmayan ülkelerden gelen her türlü bilgiyi aşağılamalarına yol açan Müslüman batıl inançlarıdır. Kafir dilleri adını verdikleri bizim dillerimizi öğrendiği yüz karası gibi görürler. Burası epistemik cemaatin tutumunu, geleneksel cemaatin tutumunu yansıtan bir paragraf. Ama hemen takip eden paragrafta bu defa farklı şeyler söylüyor, ilginç şeyler söylüyor. Bunlar bizim bilim tarihçilerini daha önceden ve günümüzde yapmış olduğu çalışmalarla da doğrulanan tanıklıklar. Ama günümüzde bu edebi yabanılığı oldukça geriletmiş ve böylesine barbar bir batıl inancı yumuşatmışlardır. Seçkin mevkilerde bulunan ve İtalyanca okuyup yazabilen eğitimde iki Türk tanıyor. İtalyanca öğrenmeye istekli daha pek çok kişi de var. Usta bir Fransız mühendisi benden dilimizi oldukça iyi bilen bir Osmanlı'ya vermek üzere İtalyanca bir cebir kitabı bulmamı rica etti. Bir cebir kitabı. Genç bir Türk benden ısrarla logaritma, sinüs, tanjant ve sekant tabloları istedi. Acaba bunlar kimlerdi? Bir diğeri o sırada içinde bulunduğumuz yılın 1785 gök günlüğü cetvellerini ödünç aldı. Daha önceleri hiç işitilmemiş ve tuhaf karşılanacak şeyler. Demek ki bir ayrışma yavaş yavaş başlamış görünüyor. Aslında katipler sınıfı her zaman Osmanlı tarihinin her döneminde ulema sınıfından biraz mesafeli durmuştur. Ama 18. yüzyıla gelindiğinde yeni bir bilgiyle, bilimle kendilerini donatmaya başladıkları, medresede öğretilen bilimlerden veya ilimlerden farklı bir bilgiyle kendilerini donatmaya başladıkları anlaşılıyor. Bu tanıklık onun kanıtlarından bir tanesi. Burada ilginizi çeken bir iki husus var. Bir tanesi artık Türkler yabancı dil öğretiyorlar. Gerçekten de 18. yüzyılda İtalyanca başta olmak üzere Fransızca ve İngilizce öğreniyorlar. Ayrıca klasik dillerden Yunanca ve Latince'yi öğrenmeye başlıyorlar. Bunları bilenler. Hatta alim sınıfı içerisinde mesela İbrahim Müteferrika'nın yanında musahih olarak çalışan yan yana Esat Efendi çok iyi düzeyde Yunanca ve Latince biliyor. Bu batıya olan ilginin, batı bilimine olan ilginin artmaya başladığının önemli bir göstergesi. Tabii bunu belli bir sınıf, belli bir cemaat gerçekleştiriyor. Ulema mümkün olduğunca bu bilgiden uzak duruyor. Bu sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Siyaset felsefesiyle ilgili tanıklığı bundan da ilginç. Şimdi aydınlanmanın hani bir yönü bilimse bir yönü felsefe, siyaset felsefesi, değil mi? Siyaset felsefesi alanında neler oluyor acaba? Türkler Machiavelli siyaseti daha Machiavelli dünyaya gelmeden biliyorlardı. Ve bu siyaset onlarda öylesine egemendi ki Osmanlılar Machiavelli'ye bile bu konuda ders verebilirlerdi. Hatta şunu da belirtelim. Floransalı sekreterin eseri Türkçe'ye 3. Mustafa'nın emriyle daha yeni çevirdi. Bu tanıklık gösteriyor ki Machiavelli'nin ilk çevirisi 3. Mustafa için yapılmıştır. Hükümdarın ilk çevirisi. Şimdi bu aslında o dönem için çok yadırganacak bir durum değil. Neden? Çünkü katipler farklı bir siyaset felsefesini veya siyaset bilimini artık temsil etmeye başlamışlar. Ta ne zaman? 17. yüzyılın başlarından itibaren. İki isim hatırlatayım. Bunlardan bir tanesi Kocide. Diğeri Katip Çelebi. Bunlar arkadaşlar geleneksel nasihatname ve siyasetname
eserlerini aşacak nitelikte siyaset incelemeleridir. Bunlar genellikle ıslahatname olarak bugün adlandırılmaktadır. Yani Machiavelli'nin eserinin diyelim yazıldığı ve Batı'da etkili olmaya başladığı çağlarda bir ıslahatname geleneği de doğuda oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu zümre Machiavelli'yi algılayabilecek, onun öğütlerine kulak verebilecek bir zümredir. Hemen devam ediyorum. Siyaset konusunu işleyen, Türkçe kitapları asla böylesine kötü ilkelerle kirletilmemiş olduğunu okuyucuya bir kez daha hatırlatayım. Burada daha çok siyasetname ve nasihatname geleneğindeki eserlere dikkat çekiyor Kodevini. Bunları takdir ettiğini belirtiyor. Son olarak da şunu belirteyim. Machiavelli'nin prensinin çevrilmesini isteyen Sultan 3. Mustafa, bu sapkın siyaset anlayışını çürüten eserin başka bir ifadeyle Prusya kralının anti-Machiavelli'sinin de Türkçe'ye kazandırılmasını buyurdu. Bu kesin bir olgudur diye de vurguda bulundu. Bunun kesin olduğunu biliyoruz çünkü bu çeviri Topkapı Sarayı'nda ele geçirildi ve tez olarak daha yakınlarda birkaç sene evvel incelendi. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Elbette Machiavelli'nin düşünceleri, ondan sonra II. Frederick'in düşünceleri 18. yüzyıl mesela Fransız siyaset felsefesinin çok daha evvelindeki düşünceler. Ama siyaset düşüncesinde de bir yenilenmenin başladığına tanıklık etmektedir. Hemen geçiyorum. Yine bu yeni epistemik cemaatle ilgili tanıklıklardan bir diğer. Biliyorsunuz işte İbrahim Teferrika, Umbaracı Ahmet Paşa gibi dönmelerin 18. yüzyılın ortalarına doğru Türk düşünce hayatında ve kültür hayatında etkisi büyüktür. Bunlardan ikincisi Umbaracı Ahmet Paşa bir hendese halinin kurulmasında ve burada askeri mühendislerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu hendese hane diğer biraz sonra dikkat çekeceğim epistemik cemaati planlı saldırıları sonrasında hemen yıkılacaktır. Daha sonra yani 18. yüzyılın son çeyreğinde peş peşe iki mühendishane, bu hendese halinin takipçisi olarak iki mühendishane yeniden açılacaktır. Kapatanlar kimler? Kapattıranlar kimler? Açtıranlar kimler? Bu mühendishaneleri kapattıranlar veya işlevsiz kılmaya çalışanlar kimler? Açanlar, açtıranlar kimler? Biraz sonra ona değineceğim. Şimdi buradaki tanıklığında diyor ki Toderini, Sultan 3. Mustafa bu konuyu dikkate aldı ve gemicilik sanatını özet halinde inceleyen bir eserin çevrilmesini buyurdu. Kaptan Paşa, cesur savaşçı Gazi Hasan, Cezayirli Hasan Paşa'dır. Kasımpaşa'daki tersanede kurduğu Mühendishane-i Bahri'nin yöneticisi oldu. Onu bu girişime hem kendi dehası ve yeteneği hem de Fransız mühendis Baron de Tott'un tavsiyeleri yönelmişti. Baron de Tott, bakın o da bir ecnebi mühendis, devlet adamı. Okul 73'te açıldı. Adına mühendishane veya hendesehane odası dendi. Okulun ilk baş müderrisi Arapça ve Türkçe dışında İngilizce, İtalyanca, Fransızca da bilen usta bir denizci. Avrupa'nın en iyi kitaplarını ve denizcilik aletlerini bilen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca'ydı. Batı dillerini bilen ve bu dillerde yazılmış bilimsel eserlerle artık dersler vermeye başlayan bir epistemik cemaat üyesinden bahsediyoruz. Tanıklık böyle devam ediyor. Ben vaktim kalmadı, azaldığı için
biraz daha hızlanacağım. Diğer bazı tanıklıklar var. Bunlar da ilginç. Bunların dışında bazı genç Türklerin Avrupa Cevir kitaplarını inceledikleri, Sadrazam Ragıp Paşa'nın, Voltaire'in, Newton felsefesinin çeşitli ögelerini ele aldığı eserinin Türkçe'ye çevrilmesini istediğini, bunu çevrilmediğini bilmiyoruz. Ben ulaşamadım. Türklerin Avrupa tıbbında çok bilgi sahibi olduklarını, Sidenham'ın bir kitabını Arapçaya ve Borhave'nin özlü sözlerini ise Türkçe'ye çevirdiklerini. Mesela Sidenham'ın kitabı dönemin, yani aydınlanma döneminin temel tıp metinlerinden, başvuru metinlerinden birisidir. O bakımdan bu çevir çok önemlidir. 28 Mehmet Çelebi'nin Cassini'nin, dönemin Paris Vasıthanesi müdürü olan Cassini'nin yazma eserlerini, yani Almanağını İstanbul'a getirdiğini, mühendishanede Batı dillerinde yazılmış kitaplar gördüğünü, bunlardan birisinin de Lerand'ın, dönemin en büyük bilim adamlarından, Lerand'ın astronomi cetvelleri olduğunu beyan etmektedir. Demek ki bu epistemik cemaat artık Doğu ilimlerini bir yana bırakmış ve Batı ilimlerini ele almış, benimsemiş görülmektedir. Bu konuda hiçbir şüphemiz kalmamıştır. Bizim yaptığımız Toderini'nin tanıklıklarının dışında bizim yaptığımız çalışmalarda aslında bunu kanıtlamaktadır. Öyleyse 18. yüzyılda bir daha hatırlatalım. 3. Ahmet, özellikle 3. Mustafa ve 3. Selim dönemlerinde, 3. Selim 1807'de biliyorsunuz tahttan indiriliyor. Yani 100 yıllık bir süre içerisinde yenilikçi cemaat, buna devrimciler diyebiliriz. Gelenekçi cemaati, karşı devrimciler belki diyebiliriz. Sonraki gelişme, çünkü bu iki cemaatin çatışması ile şekillenecektir. Bunları her ne kadar, yani gelenekçi cemaati durduramamış, iktidar nezdinde kendilerini tamamen meşrulaştıramamış olsalar bile 19. yüzyılın başında hemen bu işi başaracaklar. Nitekim sabahki konuşmasında Sina Hoca'nın söylediği 1826 Vakayı Hayriye aslında bu epistemik cemaatin, yeni epistemik cemaatin hakimiyeti bilgide ve aynı zamanda da yönetimde hakimiyeti ele geçirdiği bir tarih olarak da görülebilir. Çünkü Yeniçeriler aslında diğer epistemik cemaatin askeri gücüdür. Nizam-ı Cedid, 3. Selim'in, ondan sonra 2. Mahmud'un teşkil ettiği yeni ordu ise yeni epistemik cemaatin askeri gücüdür. Dolayısıyla konuşmama nasıl başlamıştım? Yani bilim politikadan hiçbir zaman bağımsız değildir, yürütülmemiştir. Peki, 19. yüzyılda neler oldu? 19. yüzyılda devrimler, yani yeni epistemik cemaati kendi toplumsal, sosyal ve siyasal hakimiyetini güçlendiren ve meşrulaştıran devrimlere sahne oldu. Peş peşe gelen işte 1839 Tanzimat. Sonra 1876 birinci meşrutiyet. Ben onu çok önemsiyorum. Bu devrimleri gerçekleştiren kadrolar hep bu epistemik cemaate mensup olan şahıslardır. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Yani demek ki 1826'dan itibaren çok şey Türkiye'de değişmiştir. Sonra ikinci meşrutiyet 1908, ondan sonra Cumhuriyet. Cumhuriyetle birlikte
yenilikçi cemaat onun bilim anlayışı ve bilgi algısı aslında gelenekçi cemaate son darbesini vuracaktır. Bu da 1924 tarihidir. 1924'te tevhidi tedrisat ile birlikte malum gelenekçi cemaati üreten medreseler kapatılmış ve hocalarının büyük bir kısmı softalar artık ne diyelim ilim aleminin dışına atılmıştır. Ve yenilikçi cemaat rakipsiz kalmıştır. Belki kısa bir süre ama hocam ona dikkat çekti. Rakipsiz kalmıştır. Atatürk döneminde rakipsiz kalmıştır ve bu dönemde yani 23-38 diyelim 15 yıllık değil mi? Kısa bir dönem içerisinde bu yeni cemaat hakimiyeti, otoriteyi hem bilginin hem yönetimin efendisi haline gelen yeni cemaatin mensupları sivil ve askeri bürokrasi, yeni asker, nizamcılık askeri veya askerin bürokrasisi süratle Türkiye'yi dönüştürmeye başladılar. Peki sonra ne oldu? Onu hocam özetledi. Özellikle 1945'ten, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin takip ettiği politika, izlediği yol 1924'te fiilen ortadan kaldırılan gelenekçi cemaatin yeniden palazlanmasıyla sonuçlandı. Ve bu süreç günümüze kadar geldi. Şimdi bu bakış açısından önümüzdeki yılları bilim sosyolojisinin bize sunduğu imkanları kullanarak tahmin edebiliriz. Benim tahminim şu. Yeniden büyük çatışma başlayacak. Başladı bile. Bu toplantı da belki onun bir parçası. Yeniden büyük bir çatışma başlayacak. Çünkü gelenekçi cemaat güçlendi. Bazı kurumlarda yetiştirildi. Daha sonra üniversite olarak adlandırdığımız modern kurumlar da belli bir süreden beri bu işlerini görmeye başladılar. Giderek bu cemaat güçleniyor. Bazı yerlerde, bazı üniversitelerde tamamen yönetimi de ele geçirdiler ve kendi bilim, daha doğrusu atalarımızdan miras aldıkları ilim anlayışını yeniden tesis ettiler. Bazı yeni renkler kattılar. Katmaya çalıştılar. Mesela postmodernist felsefeleri ve bunun bilim algısını da kendi geleneksel ilim algılarının içine dahil ettiler. Dolayısıyla daha da güçlendiler. Ve batılılaşmacıların elindeki bir silahı da aldıklarını, işte modern batı felsefelerini kendi o biraz önce söylediğim çuvallarının içine attıkları için. Affedersiniz hocam, son bir dakika. Tamam, teşekkürler, bitirdim. Şimdi o çuval iyice doldu. Onun içinde her türden bilgi var. Birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan, bu Platonlardan, Aristoteleslerden ödünç aldığımız, artık çağ dışı kalmış olan akli ilimler var. Nakli ilimler var. Burada vaktim olmadığı için tanıtmadığım başka bir epistemik cemaatin, üçüncü bir epistemik cemaatin yani sufilerin ilmi de var içinde. Modern ilimlerin bir kısmı da var. Hani sorun çıkarmayanlar ve İslamcılığı destekleyen felsefeler de var. Dolayısıyla bu çuval iyice büyüdü. Büyüdü ve iyice benim kanaatime göre epistemik çerçevesi bulandı.
bulandı. Ama bu bulanıklık İslamcılara veya gelenekçi cemaatin yolundan gidenlere de fikren bir esnek kazandırdı. Bundan sonra bu çatışma yeniden başlayacaktı. Benim görüşüm bu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunumu için Profesör Doktor Öğrenci Demir'e teşekkür ederiz. Sorularınızı alabiliriz. Hocam dilerseniz oturarak yanıtlayın. Daha fazla yorulmayın. Uzlaştırılamayacağından bahsettiniz. Geleneksel cemaatin yenilikten uzak kalma hususu varsa fikir müessesi ne görev görmektedir? Aynı şekilde akıl ve bilgiye dayanan aristokrasi yani yenicilik cemaatin tüm geleneksel yapıyı yıktığını söyleyebilir mi? İkinci sorumuz 28 Şubat ile epistemik ve geleneksel tamam daha iyi. Fıkıh yeni bir bilgi üretme aracından çok meşrulaştırma aracıdır. Eskiden de öyleydi, bugün de böyle. Dolayısıyla benim kanaatime göre bu sözünü etmiş olduğu torbanın, geleneksel cemaatin ilim algısının en kıymetli kısımlarını fıkıh oluşturması. Ve fakihler de oluşturmaz. Çünkü geçmişte olduğu gibi bugün de bu cemaatin aslında en cahil kesimi fakihlerdir. İlimden en az nasipli olan kesim fakihlerdir. Dolayısıyla onların böyle bir dönüşümü gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacaklarını tahmin etmiyorum. Diğer soruya. 28 Şubat ile epistemik ve geleneksel cemaat arasındaki ilişki nedir? 28 Şubat olayının cemaatle etkisi nasıl olmuştur? Bu tabii zor bir soru. Şimdi şöyle düşünün. Benim kanaatime göre geleneksel epistemik cemaatin nesi? Askeri gücü. Yani politikalarını uygularken kullandığı güç Yeniçeriliği. Biz genellikle Yeniçeriliği işte hani Bektaşilerden oluşması hasediyle Yeniçerileri meseleni bu yöneyle ilgilendik. Ama asıl önemli olan nokta şudur. 18. yüzyıldaki bütün karşı devrimler, yani yenilikçi cemaat, patrona Halil isyanından başlayarak işte 1807'de 3. Selim'in tahttan indirilmesine varıncaya kadar bütün karşı devrimlerde Yeniçeriler ulema tarafından askeri güç olarak kullanılmıştır. Daha sonra 3. Selim, hatta 3. Mustafa döneminde başlıyor tabii. 3. Mustafa'yı da biliyorsunuz. O karşı devrimlerden birisi götürmüştü. Nizam-ı Cedid kurulduğunda Nizam-ı Cedid'i teşkil eden güç, askeri güç yenilikçi cemaatin gücüdür. Bu yenilikçi cemaati
gücü, askeri gücü, ne diyelim, yani yapısal bir bozuma uğramadan bir süre varlığını korumuştur. Ama ondan sonra diğer epistemik cemaat karşı devrimde yeniden güçlendiğinde yavaş yavaş kendi askeri gücünü de oluşturmaya başlamıştır. Ben olayı böyle görüyorum. Yani şimdilik bu çalışmaların çok yeni bir sonuca erdirebilmiş değilim. Ama sadece 28 Şubat değil ama bütün bir Cumhuriyet dönemi askerlik tarihimizdeki gelişmeleri de bu bağlamda anlamlandırabileceğimizi düşünüyorum. Soruya geçiyorum. Kevakip bir Seba Risalesi'nde de Sokrat'tan anlatılar vardı. Osmanlı'da ilim uğraşlarının gelişmemesinin nedeni Osmanlı reyasında bu gereken unsurlara sahip olunmaması mıdır? Sahip olan birisi varsa engellenmiştir. Niye sahip olmalısın? Tekrar okuyayım isterseniz çocuğum. Kevakip bir Seba Risalesi'nde de Sokrat'tan alıntılar vardı. Osmanlı'da ilim uğraşlarının gelişmemesinin nedeni Osmanlı reyasının bu gereken unsurlara sahip olmaması mıdır? Sahip olan birisi varsa engellenmiş midir? Evet, yani işte yönetimde dini ve la dini bir bürokrasinin olduğunu, bunlar arasında bir uzlaşmanın değil bir çatışmanın olduğunu, bu çatışmanın ancak daha önce de vardı. Bu çatışma 17. yüzyılda da vardı çok bariz bir şekilde. 16. yüzyılın ikinci yarısında da vardı ama 18. yüzyılda meyvelerini vermeye başladı. Bu iki cemaat birbirlerini her zaman durdurmaya çalıştılar. Çünkü devleti aslında onlar yönetiyordu. Yani bu devleti kimin yöneteceği problemidir, sorunudur. Dolayısıyla hep birbirleriyle çatıştılar. Fakat soru aslında şunu öğrenmek istiyor anladığım kadarıyla. Yani biz yani ne gibi hatalar yapıldı? Bunu öğrenmek istiyor. O çok ayrıntılı tartışılması gereken bir sosyolojik problemdir. O konuda benim bazı çalışmalarım oldu. Sadece bu kadar söyleyebilirim. Başka soru var mı? Tamam, o zaman bir duyurum olacak, onu yapayım. Ama öncesinde hocamızda plaketini verelim, takdim edeyim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem bu toplantı güzel arkadaşlar. Şimdi bir mola vereceğiz.